Neden genç işçileri desteklemek istiyoruz? ÇKS kayıtlarından bakıldığında 18-40 yaş aralığındaki çiftçi sayısı toplam çiftçi sayısının %13.46'sına tekabül ediyor. Çok çok düşük bir rakam. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü salonunda genç çiftçilere vereceği destek hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya muhtarlar ve genç çiftçiler katıldı. 5-4-1976 yılında doğan ve 4-4-1999 yılına kadar doğan insanlar bu kategoride. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bakanlık tarafından organize edilen genç çiftçilerin desteklenmesi projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Genç çiftçilerle muhtarların katıldığı bilgilendirme toplantısı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün toplantı salonunda oldu. Genç kişiler yeniliklere açık, tahsil bakımından nispeten daha nitelikli kişiler olmasına rağmen bunlar tarım dışındaki alanlarda istihdam ediliyor. Oysa ki bu nitelikli genç dinamik kişilerin tarıma yatırımcı haline dönüştürülmesi bu programın amaçlarından bir tanesi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Destekleme Şube Müdürü Hasan Şen, çiftçiye destekten nasıl faydalanacağını ve proje şartlarını anlattı. 2016 yılı için Türkiye çapında belirlenen bütçe değerli arkadaşlar 450 milyon Türk lirası, yeni para cinsinden bu. Bu illere dağıtılacak. İllere dağıtılırken gözetilecek kriter nedir? Kırsal alanda yerleşim yeri sayısı. Genç çiftçilerin hayvansal üretim, bitkisel üretim ve yöresel ürünlerle tıbbi ve aromatik bitki üretimi işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik konularda projelerinin destekten faydalanabileceğini söyleyen Şen, genç çiftçi projesine kimlerin başvurabileceğini de belirtti. Uygulanacak projeler 3 başlık altında kümeleniyor. Hayvansal üretimle ilgili projelerimiz. Bunlar da Büyükbaş'ta ikiye ayrılıyor, besin ve damızlık olmak üzere. Küçükbaş, arıcılık, kanatlı ve ipek böcekçiliği şeklinde. Başvurunun nereye ve ne zaman yapılacağını anlatan Şen, hibe ödemesinden sonra 2 yıllık takip süresi olacağını ve bu süre içerisinde istenen belgelerin teslim edilmemesi durumunda sözleşmenin pes edilerek ceza işlemi uygulanacağını da söyledi.